Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Yavaş yavaş arkadaşlarım bir toplansın. Şu son bir ayın konuşmasını birlikte bir yapalım. Yani son bir ay nasıl çalışacağız? Birlikte bunun üzerine bir hem konuşalım hem bir dertleşelim. Uzun süredir de zaten görüşemiyoruz. Bir strateji çizelim. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nerelerde hata yapıyoruz? Bizden öncekiler nerelerde hatalar yaptılar? Bugün yine çok değerli konuklarım da olacak. Özellikle Türkçe ve coğrafyadan iki tane değerli hocamı da ben konuştuktan sonra konuk alacağım. Çünkü onların da fikirleri önemli. Sizlere nasıl çalışmanız gerektiğini, sorular nasıl gelir onlarla ilgili arkadaşlar. Onlar da bilgilendirmeler yapacak. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlarımız toplanıyor. Birazdan başlatacağım. 1-2 dakikaya arkadaşlar yayınımı başlatacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin farklı illerinden, farklı şehirlerden arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Malum uzun süredir birlikte yayın yapamıyorduk. Birlikte tekrardan bir yayın yapalım. Şu son bir ayı birlikte arkadaşlar bir konuşmuş olalım. KPSS süreci zorlu bir süreç. Son bir ayımız kaldı. Malum sizler de yoruldunuz. Stresiniz de yüksek. Bir ayı birlikte bir konuşup yol haritamızı arkadaşlar çizmiş olalım. Arkadaşlarım toplanıyor yavaş yavaş. Birazdan başlatacağım yayını. Dediğim gibi iki tane de değerli hocam arkadaşlarım konuğumuz olacak, haberiniz ola. Coğrafyadan Serkan Hoca'yı, Türkçeden de Hale Hoca'yı konuk edeceğim. Onlara da sorular soracağım branşlarıyla alakalı. Çünkü bizim için önemli bu süreçte birlikte neler yapacağımızı, nelere dikkat etmemiz gerektiğini arkadaşlar bir konuşalım edelim. Yavaş yavaş yorum kısmını kapatayım ben. Arkadaşlarım da toplanıyordur. Artık eskisi kadar kalp atmayın da diyemiyorum. Adım kalp atmayın hocaya çıktığı için aslında onu da ifade etmiyorum ama kalp atmayın arkadaşlar, yayın donuyor. Bana bir zararı yok ama dinleyen arkadaşlarım için biraz yayını dondurduğu için sıkıntı, onu da belirtmiş olayım. Yorumu kapattım. Haydi bakalım bismillah diyelim. Şu son bir ayın yol haritasını birlikte bir çizelim. Nelere dikkat etmeliyiz? Nerelerde hatalar yapıyorsunuz? Şimdi arkadaşlarım, malum 31 Temmuz'da hepiniz bir sınava gireceksiniz. İster genel kültür, genel yetenekten hazırlanın, ister eğitim artı GKG'den hazırlanın, ister ÖABT'niz olsun. Hepinizin ortak gireceği bir sınav var 31 Temmuz'da. Hemen onun 2 hafta sonrası da ÖABT'si olan arkadaşlarım haliyle ÖABT sınavına girecek. Buraya kadar belki çok çalıştınız, belki elinizden geleni yaptınız. Belki iş yerinde çalışıyordunuz, onunla birlikte bu süreci götürmeye çalıştınız. Belki çoluğunuz, çocuğunuz vardı ya da ailevi problemleriniz oldu. Sağlık sorunlarınız oldu ama buraya kadar geldiniz. Düşe, kalka, iyi, kötü. Kendinize göre belki şu an çok kötü hissediyorsunuz. Belki şu an olmayacağını, bu senede mi olmayacak acaba hissediyorsunuz. Kolay bir süreç değil. Hiç kimse de size bu sürecin zaten kolay olduğunu söyleyemez. Sonuçta emek veriyorsunuz. Belirsizliğin olduğu bir süreçteyiz. Böyle bir süreçte de haliyle atama haberleri var. Atama haberleriyle ilgili maalesef olumsuz haberler var. Bununla ilgili mağduriyetler var. Ya da istenilen kontenjanın verilip verilmeyeceğine dair belirsizlikler var. Haklı olarak sizler de bir sorgudasınız ve şu son süreçte bir yol haritası bekliyorsunuz. Şimdi ben şunları bir hatırlatayım, yol haritasını vereceğim ama bazı hatırlatmalarım olacak. Lütfen bunları iyi dinleyin. Çünkü sizden öncekiler de bu hataları yaptı. Sizlerin yapmasını istemiyorum. Bunlardan birincisi, arkadaşlarım, çoğu kişiden duyuyorum. Danışmanlığını yaptığım arkadaşlardan da duyuyorum. Netlerim artmıyor, netlerim artmıyor, netlerim artmıyor. Hocam ben aylarca çalıştım, bir sürü yayın bitirdim, bir sürü hocadan video izledim. Benim bu netlerim neden artmıyor? Öncelikle artık bunu, hep meşhur bir lafım var ya, aklına ve notuna yaz derim. Hani lütfen şunu bil, netlerin artmayacak. Biz bunu aslında bir nevi araba ibresine çevirir, benzetiriz bu aylarda. Belli bir şeyde takılacak, sen yükleneceksin, yükleneceksin, bazen tersine düştüğünü göreceksin. Düştükçe kendi emeğini sorgulayacaksın. Bazen denemelerde netlerin zikzak çizecek. Bir yayında çok yüksek çıkacak, bir yayında çok düşük çıkacak. Daha da düşecek, bazen çıkacak ki çoğunlukla düşük çıktığını göreceksin. İşte burada sabır süreci başlıyor, biliyor musun? İşte bu süreçte sabredip azmeden, yanlış ve boşunu analiz ede ede gittiğinde karşılığını alacağını bilen,
denemelere sayısal bir veri olarak bakmayan, her denemenin sonucunda netini, doğrusunu, yanlışını hesaplayıp o puan hesaplama sitelerine koşmayanlar karşılığını alacak. Çünkü aranızda eminim ki vardır, yıllardır bu sektördeyim, papatya falı tutanlar oluyor. İşte bu deneme atandım, bu deneme atanamıyorum. Bu denemedeki netlere göre istediğim yere gidiyorum, bu denemedeki netlere göre istediğim yere gidemiyorum. Arkadaşlar bu iş maalesef böyle olmaz. O yüzden lütfen şunu unutmayın. Bu süreç sabır süreci. Denemede netleriniz maalesef ki belli bir noktaya takıldığı, bazen çok fazla düştüğü, zikzaklar çizdiği dönemdesiniz. İşte bu sabredenlerin karşılığını alacağı bir dönemdir. O yüzden hep kendine şunu hatırlat. Her bir deneme aslında bir öğrenme aracı. Deneme atanıp atanmayacağının göstergesi değil. Yani deneme yapıp da lütfen papatya falı uygulaması yapma. Az önce örneğini verdim. Bu deneme atanıyorum, bu deneme atanamıyorum mantığıyla. O puan hesaplama sitelerine gitme. Çünkü her yılın ortalaması farklı. Her yılın standart sapması farklı. O sitelerin yaptığı hesaplamalar tutmaz. Senin takılacağın tek nokta ne biliyor musun? Her deneme, ben bu denemeden ne öğrendim diye bakmak zorundasın. Yanlışlarını, boşlarını çok iyi analiz edeceksin. Neden yanlış, neden boş, nereyi göz ardı ettim? Bunu çok iyi analiz edeceksin. Bu analizi yapıp da sabredersen karşılığını sınavda alacaksın. Fakat haklı olarak insansın, insan nefsini görmek ister. Aylarca çalıştın, emek veriyorsun, uykundan oluyorsun, ailenden oluyorsun, yaşamından oluyorsun, psikolojinden oluyorsun en önemlisi. İnsan karşılığını görmek ister. İnsan nefsi bunu ister. Ama arkadaşlar maalesef ki yayınlarda da yani yüksek bir kalite var diyemeyiz. Sizler o yüzden yayınlara da çok anlam yükleyip bu yayın, bu yayın, bu yayın, bu yayında olmadı olması gerekiyordu. Niye? Çünkü troller var. Sizin de aklınıza şehir efsaneleri var. Şimdi danışmanlığı yaptığım öğrencilerden de geliyor, seminere gittiğim yerden de geliyor. Hocam diyor, şu yayın diyor, adı önemli değil, İşte bilmem neye sınava paralelmiş diyor. Şimdi bana geliyorlar, soruyorlar. Bunun bilimsel bir kanıtı mı var? Arkadaşa soruyorum, nereden biliyorsun paralelmiş? Arkadaşlar söyledi, gruplarda konuşuyorlarmış. Arkadaşlarım, yayınların hepsi evet birbirinden değerlidir. Bir sürü hocanın da emeği vardır ama hiçbir yayın ÖSYM'de paralel olamaz. ÖSYM'nin soruları açıktır, nettir, anlaşılırdır. ÖSYM kendisine dava açılacağını bilir. ÖSYM risk alamaz. Çeldiricileri bile yazarken saçmalama şansı yoktur. Ama bunu yapan çok fazla yayın vardır. O yüzden hani şehir efsanelerinden önce bir uzaklaş. Şu yayın ÖSYM'ye çok paralelmiş. Şu yayın işte KPSS'yi tutturuyormuş. Şu kadar soru tutturmuş. Bunların hepsi şehir efsanesidir. Her yayının da hocanın da trolü vardır. Bunlardan bir uzaklaşırsan sağlıklı psikolojiyle gideceksin. O yüzden tekrar edeyim birinci maddemi. Ben tekrar tekrar söyleyeceğim ki iyi anla diye. Netlerin bu süreçte artmayacak arkadaşım. Yani şu yayında olmadı, şu çok şöyleydi değil. Sen her bir denemeye öğrenme aracı olarak bakmak zorundasın. Yani girdiğin her denemede acaba atanacak mıyım, atanamayacak mıyım, kahve falı gibi ya da papatya falı gibi fal bakma. Ben bu denemeden ne öğrendim? Cebime bugün bu denemeden ne kattım? Heybemde ne var diye bakmak zorundasın. O yüzden bu süreci bu şekilde bakanlar sağlıklı bir psikolojiyle götürebiliyor. Yoksa sürekli kendini dövüyorsun. O yüzden bunu tekrar tekrar söyleyeceğim. Denemede netlerin artmayacak. Kendini lütfen boş yere dövme. Denemeye acaba atanır mıyım, atanamaz mıyım anlamını yükleme. Deneme aslında bir öğrenme aracıdır. Birinci maddemiz bu. İkinci maddemizi aslında söyledim. Hani şu yayın mevzusu. Bazen benden tavsiye istiyorlar. Sadece şunu söyleyeyim. Yayın ismi veremem. Maalesef ki vermeyeceğim. Ama genel kültür, genel yetenekte her yayını çözebilirsin, çözmelisin. Genel kültür, genel yetenek için konuşuyorum. ÖABT'n varsa her yayını çöz. Zaten çok fazla yayın yok. Her yayını çözmeye çalış. Tabii ki seçici ol. Ama eğitim bilimlerinde kesinlikle seçici ol. Zaten bu sürecin en baş ağrısı eğitim bilimleri arkadaşlar. O yüzden eğitim bilimlerinde size bir dostane tavsiyedir. 2009'dan beri bu sektörde çalışan bir eğitimciyim. Bilin ki çıkmış sorular tek kıstasınız olsun. Aslında bu ÖABT için de böyle, bu GKG'ye için de böyle. Fakat eğitim için özellikle son dönemde çıkmış sorular temel kıstasınız olsun. Gerekirse çıkmış soruları 5-6 defa çöz. Bak bu kadar iddialıyım. Geçen sene de bunun çok dönütünü sağ olsun arkadaşlar verdi. Danışmanlığını yaptığım ya da tanımadan bu rehberliği yaptığım arkadaşlar.
eğitim bilimleri sorularını sınava girmeden yaklaşık olarak 5-6 defa çözen arkadaşım en kötü ki ona da ben 10'a kadar çıkar isterim. 70 net bırakır. Sana çok yüksek bir rakam geliyor. Ya adamlar aynı şeyi soruyor. Farklı bir şey sormuyorlar. Sordukları şeyler bile aynı. Fakat sen yayınlara o kadar çok anlam yükleyip kafa karıştırıyorsun ki tam oturttuğun kavramları bile karıştırmaya başlıyorsun. O yüzden kafanın karıştığı, moralinin bozulduğu, şemalarının takıldığı her noktada baca temizliği çıkmış sorularla yapılır. Çıkmış sorular hep senin sığınağındır. Onları iyi analiz et. Bunu tekrar tekrar söyleyeceğim. Çünkü son ay çok önemli. Moraliniz, motivasyonunuz çok önemli. Gidip de farklı farklı yayınlara bakıp da aylarca verdiğiniz bu emeğe haksızlık edip kendinizi dövmeyin. İkinci uyaracağım şey bu. Üçüncü uyaracağım şey sosyal medya. Arkadaşlarım, eğer beni dost biliyorsanız son bir ay sosyal medyayı mümkün olduğunca azaltın. Son bir ay. Bakın hepiniz duymuşsunuzdur. Meşhur bir sendrom vardır. Ördek sendromu. Başkalarının hayatlarına bakıp onların daha mutlu olduğunu hissetme sendromudur bu. Sosyal medya üzerine de bunun üzerine çok fazla örnekler yapılır. Bakın sosyal medyada çok fazla hoca takip ediyorsunuz. Anlarım. Hocalara bir şey demiyorum da ya çok fazla gereksiz sayfa takip ediyorsunuz. Arkadaşlar, arka planında kimin olduğunu bilmediğiniz, belki sizin gibi yıllarca KPSS'de çalışan biri var. Belki olmadı, oradaki ışığı gördü, size yayın satıyor. Ya ona akıl sorduğunuzu duyuyorum ben. Bana bazen ekran resmi atan arkadaşlar var. İşte veya ona sordum şöyle dedi. En son Urfa seminerine gittim. Bak bu örnekleri veriyorum ki hata yapma diye. Bana geldi arkadaşım biri dedi ki, hocam dedi Hüseyin isminde dinliyorsa da selam olsun matematikçi. Atanamazsam ne yapacağım dedi. Bu yılda olmazsa. Ya dedim Hüseyin en son kötü dedim. Kur bir sayfa dedim. KPSS bilmem ne de. Bilmem ne bilmem ne de. Yani bizim videolarda zaten kaç defa dinlemişsindir. Notlarını satışa çıkar. Millete akıl ver. Güldü. Ciddi mi söylüyorsunuz dedi. Vallahi ciddi mi şaka mı bilmem ama bunu yapan var. Bunun peşinden giden var. O adama akıl soran var. E dedim böyle bir boşluk var. Malum bizim insanımız da koşuyor bir umutla o ne diyecek o ne diyecek. Arkadaşlar sosyal medya sayfalarınızı azaltın. Özellikle bak hocalara saygı duyuyorum. Onlar yıllarını veriyor, sınıfta ders anlatmış, emek veriyor. Ya bilmediğiniz o kadar çok sayfayı takip ediyorsunuz ki bilgi kirliliğinden ne yapacağınızı şaşırmış durumdasınız. Halbuki bu sizin paniğinizi arttırıyor, farkında mısınız? Size hiçbir faydası yok. Sadece panik arttırıyor. Yani bir faydası da yok. Bir de bir umut, bunlara akıl soranlar var. Nasıl atanırım? Ya o adam atanamamış ki. O adam yani ona ulaşamamış, o başarıyı gösterememiş. Bak ona kızdığım için söylemiyorum. Kızdım siz dersiniz. O sayfa sahibi değil ya da sayfa sahipleri değil. O yüzden seçici olun. Bak son ay sizin kaybedeceğiniz büyük bir emek var. Onların kaybedeceği hiçbir şey yok. O yüzden sosyal medyayı azaltın. Arkadaşlar bu çok 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 önemli. Bak gerekirse beni takip bırak. Başka bir hocadan daha iyi mi anlıyorsun benim anlattığım dersleri? Lütfen onu dinle. Bak pragmatist olmak zorundasın. Bu süreçte bencil olmak zorundasın. Ya Cüneyt Hoca'yı dinleme. Anlamıyorsan bir başka hocadan dinle. O yüzden lütfen 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 bu sürecinde bu kadar emek vermişsin. Bu sana bir şey kaybettirmez. Bazen biliyorum birden fazla hoca canlı yayın açtığında nereye gireceğini şaşırdığını biliyorum. Acaba orada benden saklı gizli bir şey anlatılıyor mudur diye şeytanın dürttüğünü biliyorum. İşte ona da mı baksam, ona da mı baksam. Gruplarda olmadığında kendini kötü hissettiğini biliyorum. Acaba benden saklı gizli bir şeyler dönüyor mudur diye kaygılanıyorsun ama yapma. Yazıktır, günahtır. Sınavın bağlamı belli arkadaşlar. Bakın her yıl KPSS'de çıksa farklı kavram belli sayıda çıkar. O kadar çok yüksek çıkmaz. Kendinize lütfen haksızlık yapmayın. Bu da üçüncü uyarım olsun. Dördüncü uyarım. En başta söyleyecektim ama şimdi aklıma geldi. Sanki hiçbir şey bilmiyorum. Her şeyi unutmuşum diye videolara koşanlarınız var. Bu tekrar videolarına atlayanlar var. Arkadaşlarım, insan bildikçe huzursuzluğu artar. Bu hayatın her şeyinde böyledir. O yüzden meşhur bir laf vardır. Cehalet mutluluktur diye. Lütfen ama lütfen şunu unutmayın. Şu an hiçbir şey bilmiyorum hissi normal. Şu an sanki olmayacak hissi de normal. Kendini dövme. Sadece sen hissetmiyorsun. Şu an yayını 4500 insan mı izliyor mesela? Emin ol, onlarla birlikte şu an KPSS'ye türevlesek
O arkadaşlar da aynı şeyleri hissediyor. Niye? Çünkü bildikçe huzursuzluk artar. Neden o zaman diyorlar cehalet mutluluktur? Çünkü hiçbir şey bilmeyen adamın kaygısı yoktur. O yüzden kendinizi dövmeyin ve o kaygıyla videolara sarıp sarıp durmayın. Sizi bu süreçte kurtaracak şey çok soru görmek. Ya ben şunu duyuyorum, diyor ki hoca sanki hiçbir şey bilmiyorum, ben bir şu hocanın tekrar videosunu izleyeyim. Hocam ben sanki hiçbir şey bilmiyorum, şu hocanın bir işte kampı varmış, ona gideyim, ona katılayım. Arkadaşlar, sizi bu süreçte kurtaracak tek şey var. Deneme, deneme, deneme. Bakın bunu niye söylüyorum? Yanlış anlamayın. Sınava siz gireceksiniz. Okuduğunu anlaması gereken kişiler sizlersiniz. Fakat kendinize çok büyük bir haksızlık ediyorsunuz. Bunda bizim de payımız çok büyük sektör olarak. Ekran bağımlılığınız var. Dikkat dağınıklığı ve odaklanamamanın temel sebebi, gidin araştırın, şimdiki küçük yaş çocuklarda en fazla çıkan o DEP denilen dikkat eksikliği, odaklanamamanın temel sebebi nedir biliyor musunuz? Uyaran fazlasıdır. Yani ekran bağımlılığıdır. Siz o kadar çok video bağımlısına dönmüş durumdasınız ki odaklanamıyorum diyorsun. Dikkatimi toplayamıyorum diyorsun. Sebebi ne biliyor musun? Zihin artık tembelleşti. Okuyup anlamaktan böyle diyor ki ben okuyunca anlamıyorum, biri bana anlatsın. E sınavda okuyup anlaman lazım. Kimse sana anlatmayacak, soruyu açıklamayacak. O zaman bakın, son ay size bir dostane tavsiyedir. Bu video işini biraz azaltın. Lütfen okuyun, bol özet okuyun. Okuduğunu anlama, muhakeme etme, o öldürdüğünüz yetinizi biraz arkadaşlar geliştirmeniz lazım. Dikkat dağınıklığınızın, odaklanamamanın temel sebebi budur. Gidin okuyun, araştırın. O yüzden şu ekran bağımlılığını biraz azaltın. Videolara o kadar çok bel bağlamadın. Dinlediğiniz şeyi bir kere daha dinlemeyin. Ya dinlemişsin. Ben de aynı şey. Farklı bir şey anlatamam ki. Yaptığınız şey papağanlık. Aynı şeyi tekrar edip duruyoruz. E sen tekrar videosu çekilmiş bakayım. O çekilmiş bakayım. O çekilmiş bakayım. Sonra ne oluyor biliyor musun? Hep paylaşırım. Hırsın azminin önüne geçiyor. Hırsın azminin önüne geçince de ne oluyor? Kaybeden sen oluyorsun. Yanlış anlama. Ne bizim sektör kaybeder ne de hocalar kaybeder. Çünkü yıllarca bu sektör devam ettiği sürece hocalar da kazanacak, sektör de kazanacak. Ya kendini düşün biraz. Bencil ol ya. Yani bu konuda ve dediğimi unutma, şu sosyal medyanı azalt, ekran bağımlılığını azalt. Dikkatinin daha arttığını göreceksin. Bak göreceksin. Hani bu ne diyorlar ya? İşte dopaminle ilgili şunu yapın, bunu yapın diye izlemişsinizdir bir sürü kişiden. Adam orada da diyor ekranı azalt, şunu yap. Ama gerçek olan bu. O yüzden dostane tavsiyedir bu. Hani o süreçleri biz bir ayı eğer stratejik götürürsek karşılığını alacağımız için bunu söylüyorum. Peki hocam geleyim. Bu kadar edebiyat yaptın. Bize dedin ki netlerin artmayacak, sabret dedin. Denemelerden gidip de papatya falı gibi bakma dedin. Ben tekrar edeyim ki. Sonra dedin ki şu yayın KPSS'ye çok paralelmiş, onda iyi olmazsa olmaz diye şehir efsanelerinin peşinden gitme dedim. Sosyal medyanı azalt, özellikle arkasında kimin olduğunu bilmediğin sayfalara anlam yükleyip de akıl sorma. Israrla söyleyeyim. Ya da kendi bilgi dağarcığını karıştırma. Çıkmış sorular tek kıstasın olsun. Çünkü ÖSYM dışında hiçbir şey emeğini ölçemez. Daraldığında, bunaldığında, kafan karıştığında çıkmış soruları çok iyi analiz et. Bu senin şemalarını temizler. Ben buna baca temizliği derim. Yayınlar kafanı çok mu karıştırdı? Moralin bir yerde çok mu çöktü? Git arkadaşım, çıkmış sorularla baca temizliği yap. Gelelim hocam. Peki son bir ay steril gitmemiz gerekiyor, belli. Yani dikkatli, stratejik, oradan oraya atlamadan, her şeyi alayım deyip onu mu izleyeyim, onu mu izleyeyim demeden steril bir yol haritamız olacak. Peki o yol haritası ne? Geçen sene atananların en büyük kullandığı yol haritasıdır, sorabilirsiniz. 5 artı 2. Eskiden 4 artı 3'ü geçtik. 5 artı 2. Branşın ne olursa olsun. İster genel kültür, genel yetenek sadece çalış. İster eğitim ve GKG'ye çalış. İster branşında ÖABT olsun. Bu saatten sonra seni kurtaracak şey 5 artı 2'dir. Yani 5 gün deneme 2 gün tekrardır. 5 gün deneme 2 gün tekrardır. Neden? Çünkü dengeli gitmek zorundayız. Hayatta bir dengedir. Deneme çözeceğiz. Bol soru göreceğiz. Soruları çok iyi analiz edeceğiz. Bilmediklerim defteri tutacağız. Ama 2 günde tekrar yapacağız.
O iki gün tekrar niye önemli? Çünkü artık hani dedim ya, sanki hiçbir şey bilmiyorum, sanki her şeyi unuttum hissi bastın geleceği için onu dengelememiz lazım. O dengede sana dostane tavsiyedir 5 artı 2 ile sağlanır. 5 gün deneme çözmen gerekir. Branşın ne olursa olsun. Örnek vereyim. Sadece genel kültür, genel yetenekten mi hazırlanıyorsun? Lisans mezunusun. Günde en az 2 tane GKG'ye denemesi çöz. Analizlerini yap. Geri kalan zamanda tekrarlarını yap. Eğitim ve GKG'den mi hazırlanıyorsun? ÖABT'n yok. Bir eğitim, bir GKG'ye denemesi çöz. Gerekirse bunları ikişer de yapabilirsin. Analizlerini yap. Gelen geri kalan zamanda git sevgili arkadaşım tekrarlarını yap. Bir de ÖABT'n mi var? O zaman sana dostane tavsiyem. ÖABT'yi biraz dengeye al. Bu süreçte önce eğitim ve GKG'ye biraz yüklen. Bu ÖABT'yi bırak anlamına gelmiyor. Günü şöyle böl. Sabah gündüzleri eğitim ve GKG'den denemelerini çöz. Analizlerini yap. Akşamını tamamen ÖABT'ye ayır. Bak 5 artı 2'de 5 gün böyle bir dengede gidersen, kulağını çevreye tıkarsan, kim kaç net yapmış, nereden hazırlanıyor, kimden kamp almış, nasıl çalışıyor, kaç nette duymazsan, her gün kendinle yarıştığını bilirsen ve 5 artı 2 sistemiyle 5 gün deneme, 2 gün tekrar, 5 gün deneme, 2 gün tekrar dersen, karşılığını Allah'ın izniyle alacaksın. Çünkü biz geçen sene bunun karşılığını çok fazla aldık. Yıllardır da uyguladığımız bir sistemdir. Fakat o 5 gün denemede yanlışları ve boşları çok iyi analiz etmen gerekir. 2 gün tekrarda da her şeyi tekrar değil, spesifik tekrar yapman gerekir. Yani deneme sonuçlarına göre zayıf olduğun yerlere yüklenmen gerekir. Amaç tarihi baştan sona tekrar etmek değil, vatandaşlığı baştan sona tekrar etmek değil, spesifik gitmek. Nedir? Deneme sonuçlarına bakarsın. Zaten orada yanlışları, boşları analiz ettiğin için sen tekrar yapmış oluyorsun. Ama bir de artı 2'de spesifik bir tekrar yapacaksın. O zaman ben demek ki bu süreci steril götürürsem, kulağımı çevreye tıkarsam, sosyal medyada kim ne yapıyor, nerede ne takılıyor bakmazsam, 5 artı 2 ile gidersem aslında dengeli gitmiş olacağım. Kaygım da azalmış olacak. Çünkü yolumu bileceğim. 5 gün deneme çöz, 2 gün tekrar. Ha, aranızda diyen vardır. E hocam, ben konuların bitmediğini hissediyorum. Konular zaten hiçbir zaman bitmez. İster 10 ay çalış, ister 5 yıl çalış. KPSS'de konu bitmez arkadaşım. Derya deniz ya. Tarih derya deniz, eğitim derya deniz, GKG'ye derya deniz, ÖABT derya deniz. Konular hiçbir zaman bitmez. Önemli olan, doktora ve yüksek lisans hazırlanmıyorsan, çoktan seçmeli bir teste gireceksen mantık nedir? Senin burada yapman gereken şey çok soru, çok soru, çok sorudur. Bu şekilde gidersen, çok soru kalıbı görürsen sınav anda afallamazsın. Ama aranızda hala bunu vize ve finalle karıştırıp kısa süreli bellek hazdıyla yaşayanlar var. İşte nedir? Şu mantıkla gidiyor. Bilmeliyim, bilmeliyim. E bunun yolu ne? Konu dinlemeliyim, konu dinlemeliyim. E sınava giriyor, soru tarzı görmemiş, afallıyor. O yüzden bu sınav çoktan seçmeli bir testtir. Unutmayın, çoktan seçmeli test tekniğinde en önemli yöntem soru üzerinden öğrenme metodudur. Çok soru görün dostlar. Çok deneme çözün. Yanlış yapmaktan korkmayın. Sayı takıntılı olmayın. Bırakın 20 yanlışınız çıksın. Yeter ki o yanlışları iyi analiz edin. Bırakın 10 tane boşunuz olsun. İnanın iyi analiz edin. Çünkü kimse sana şöyle bakmıyor. ÖSYM hani kaba bir tabir. Hatice'ye değil neticeye bakıyor. Süreçte ne yapmışsın? Kaç nette takılmışsın? Kimi dinlemişsin? Buna bakan bir kurum değil. ÖSYM sonuca bakar. Sonuca odaklı gittiğin bir yerde de süreçte kaç defa düştüğünün, kaç yanlış yaptığının bir önemi yok. Lütfen bunları unutma. Şimdi ben burada tek tek bunları özetledim. Lütfen bu sürecini steril götür. Lütfen kendinle yarıştığını unutma. Ben birazdan hocalarımı konuk alacağım. Serkan hocamla Ali hocamı. Onlara da sorular soracağım. Türkçeyi son ay ne yapmalı? Bak Ali hocama soracağım. Birazdan anlatacak. Serkan hocama soracağım. Coğrafyada gerçekten ayrıntı sorular mı? Nasıl çalışmanız gerekiyor? Ama son bir şey söyleyeyim hocalarımı öyle bağlayayım. Lütfen sabah aynada kalktığında gördüğün insana haksızlık etme. Yeter onu dövme. O yoruldu. Gerçekten yoruldu. Sabah akşam kalkıyor ders çalışıyor.
toplumsal baskıyla karşı karşıya. Zaten atamaların durumu belli. Onu dövme ya. Ondan başka kimsen yok bilesin. Her sabah kalktığında aynaya gördüğün o insan çok değerli. Sen onun değerini bilmezsen başkaları onu zaten yeterince üzer, yeterince döver. Arkadaşlar sağlığınız bu. Bazen olmaz, olmayabilir. Olmaması da sana bir şey kaybettirmez. Vicdanın rahatsa, elinden geleni yaptıysan, toplum şunu demiş, toplum susmaz. Aile şunu demiş, susmaz. Atandığında mutlu olacağının da garantisi yok. Yani o yüzden elinizden geleni yaptınız. Son bir ayınız kaldı. Orada dişini sıkacaksın. O son bir ayda son kez elinden geleni yap. Gerisi nasip, kısmet adına ne dersen. Ama kendini dövmeyi bırak. Senden daha değerli bir şey yok. Yeterince yoruldun. Zaten bir sürü baskı işi yapıyorsun. Bir de kendini her sabah kalkıp dövmene gerek yok. O yüzden bazen olmaz. Ama bunu da kabul etmek gerekir. Bak bunu pes et diye söylemiyorum. Sadece kendini dövmeyi bırak. Senden daha değerli hiçbir şey yok. Kimse de, hocalar da senin hani öyle senin değerini bilmez. Senin değerini sadece anne baban ve sen bilirsin. O yüzden kendine haksızlık yapma. Bunu da ekleyeyim. Hocalarımı konuk alayım. Hocalarım buradaysa. Evet, Serkan hocam burada mı? Hali hocam burada. Serkan Hoca'ya davet gönderdim. Umarım buradalardır, gider. Hali Hocam ve Serkan Hocam davet gönderdim. İnşallah bağlanırsınız. Haydi bismillah. Hali Hocam sanırım ışık göründü. Serkan Hocam senden ses var mı? Kimdeyim de bir saniye. Hali Hocam seni göremiyor şu an. Ben evet. Kamp çekimindeyim de o yüzden stüdyodaydım ben. Merhabalar. Merhabalar. Serkan Hocam sesim geliyor mu? Serkan Hocam ses yok. Abi sesin gelmiyor. Hali Hocam Serkan Hocam ses sana geliyor mu? Valla bana da gelmiyor. Serkan Hocam iyi misin? Serkan Hocam ses yok. Serkan Hocam ayrıldı. Onu tekrar dahil edeyim. Serkan Hocam tekrar bir katılsın. Hocam hoş geldin bu arada. Kamp mı çekiyorsun? Hocam hoş bulduk. Valla o kadar güzel konuştun ki seni dinlerken böyle arada bir notlarımı falan aldım. Her şeyi söyledin diyebilirim ama Türkçe'ye özel söyleyeceklerim Türkçe, var. Türkçe'ye evet harika, özel istiyorum. İşte, harika bir rehberlik hocam. Ne diyeyim? Serkan Hocam bir o gelsin. O aynadaki kişi, aynadaki kişinden başka kimsen yok. Aynen. Oradan başlayalım. Hocam o zaman ben Serkan Hoca'yı davet ederken sözü sana vereyim. Türkçe, hocam, son ay. Evet. Ben sorumu sorayım, Serkan Hocam'ı davet edeceğim. Sorumu sorayım sana. YKS'de oldu, Türkçe'yi gördünüz. Farklı farklı sınavlar da yapılıyor. Türkçe, bu yıl, çiftli yıl, meşhur şehir efsanesi var. Zor gelir mi? Nasıl hazırlanmaları gerekir? Son ay neler önerirsiniz? Söz sizde, ben Serkan Hocam'ı bağlıyorum. Şöyle ben bir ateşi dumanı bir yakayım, mumları bir yakayım. Nasıl gelecek sorular? Hemen oradan başlayalım. Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Hani biz yıllardır tanışıyoruz da. Tabii tanımayan öğrenciler var orada. 16 senedir her sınavın heyecanını yaşıyoruz. Her sene. Her sene, her sınavın. İşte YKS, KPSS, DGS, ALES. Her sene bu heyecanı yaşıyoruz. Bu sene 2022 TYT şunu gösterdi. Sorular net, anlaşılır. O yüzden ben KPSS öğrencisine, KPSS öğrencisine şunu söyleyeceğim. Lütfen, lütfen arkadaşlar böyle saçma sapan sorularla boğuşmayın. Son bir ay. Bana mesela öğrenci diyor ki hocam işte paragraf kitabınızı alayım mı? Son bir ay şey yapayım. Sakın. Son bir ay ALES, DGS, KPSS, TYT son 10 yıl. Son 10 yıl. Yeni kitap alacağına daha geriye git. ÖSYM'nin kafasını anlaman gerekiyor. Özellikle son bir ayda. Sonra şuraya bir notumu almışım. Onu bir hemen araya sıkıştıracağım. Hocam çok güzel uyarılarda bulundun. Sosyal medyadan biraz uzak dur. Evet, hocaları takip ediyoruz. Tamam ama saçma sapan sosyal medyadan uzak duralım. Bir de şu bilmediğin sayfaları takip etmek var ya. Şöyle söyleyeyim güzel insanlar size. Yani paragraf taktikleri oba falan deyince çok izlenildiği için... İnanılmaz bir bilgi kirliliği var. YouTube'da olsun, Instagram'da olsun. Arkasında kimin olduğu belli değil. Artı öğrenci anlatıyor bunu. Belki o öğrenci o taktikle yapabildi, o stratejiyle yapabildi, o çalışma yöntemiyle yapabildi ama sen o değilsin. Bu anlamda rehberlik çok önemli. Yani şimdi orada işte nasıl fulledim? Paragrafı nasıl fulledim? Tamam, bu arada Halim Hocam, araya gireceğim. Çok özür dilerim.
Araya gireceğim. Serkan Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hale susmuyor Abi, hoş geldin hocam. Hale Hoca sen Hale tanıyorsun haftada zaten. iki Üçümüz bölüm yıllarca dedim. birlikte çalıştık. Hani Hale'ye Evet. sözü verdim şimdi sana hoş geldin diyeceğim kaldım. Ben Ay, bir plan çıkıp gideyim Serkan'cığım hoş Hale geldin. Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ay canım Nasılsın? benim ya. Vallahi Vallahi iyiyiz iyiyiz de. bakalım. Ben Cüneyt Hocam'ı dinledim şimdi de. Her şeyi söyledi zaten. Çok Evet güzel ben bir rehber. yayının başından beri ben de varım. Ben de çok gaza geldim. Benim de çok konuşasım var. Sen de çok konuşuyorsun. Biz nasıl olacak bilmiyorum. Yani üçümüz de konuşmayı Şimdi seviyoruz. ben dedim ki Ortaya biz nasıl dedim karışacaksak nasıl karışacağız. konuşacağız? Bana zaten ben teklif ettim de Ali Hoca dedi ki ya emin misin ikimizi çağırdın biz nasıl konuşacağız dedi. Vallahi dedim ben artık soruyu sorarım siz aranızda anlaşırsınız. Ben şimdi o zaman ladies first diyeyim. Buyurun Zahir Hocam. Kesinlikle. Lütfen, lütfen rica ederim yani. Şimdi girmişken devam edeyim Serkan Hocam izninle bir hani bir çok önemli noktalar var burada. Şu bilmediğiniz sayfalardan bahsettim. Sosyal medyadaki kirlilikten bahsettim. İşte full letanon taktik, bilmem ne taktik. Arkadaşlar tamam taktik var, strateji de var. Size şunu anlamanız gerekiyor. ÖSYM'nin soru stratejisi nedir? O yüzden mutlaka son 10 yıl tüm sınav sorularını görmen gerekiyor. Ha, onu gördüysen, bitirdiysen, tüm sınav sorularını bitirdiysen ondan sonra yayına geç. Her zaman bunu söylüyorum size. Ya hocam ben KPSS'ye gireceğim. TYT ile ne işin var? Aman bu çok büyük bir bilinçsizlik. Bunu sakın yapma. Yani TYT paragraf, TYT dil bilgisi bunlar ortak konular. ALES. ALES sorularını çöz. DGS sorularını çöz. Lütfen bunu yapın tayfam. Yani kalkıp da saçma sapan yayınlarla uğraşmayın. Ya da çok iyi yayınlarla da uğraşmayın. Bak ben kendi yayınım için de söylüyorum. Şu an benim yayınımı alma. Şu an son 10 yılları çöz. Son 10 yılları çözdüysen ondan sonra yayın işine gir. Ve lütfen sosyal medyadan uzaklaşalım. Bunu Cüneyt Hocam çok güzel söyledi, çok güzel uyardı. Arkasında kimin olmadığı sayfalar. İşte atıyorum sırf izlensin diye görüntülenme olsun, YouTube kanalım tutsun diye çekilen videolar. Evet fikir almak için dinleyebilirsiniz. Lakin lütfen yani profesyonel rehberliğin çizgisinden çıkmayın. Sonra sınavda siz gülmüyorsunuz. Çünkü o çoğu sayfa ya da şey izlenme görüntüsü, blogger, işte takip edilme kaygısıyla falan verilen bilgiler ve böyle gerçekçi değil. Şehir efsanesi Peki, diyor ya hocam, Twitter'da şey hakikaten soracağım. bazıları. Türkçe ile ilgili Hale hocam böldüm kusura bakma şeyi sormak istiyorum. Estağfurullah. Şimdi TYT, AYT, TYT bazında bu sene zor mu geldi? İşte şimdi onu söyleyeceğim. Bu sene 2022 TYT sorularına baktığımız zaman harika bir sınavdı. Ben bayıldım. Hani 40'ta 40 diyebilirim yani söylediğim her şeyi 40'ta 40 diyebilirim. Bu benim becerim değil. Bu benim tecrübem sadece. Yani 40'ta 40 soruların hepsi tayfam vallahi netti. Yani şu sosyal medyadaki duyma ay sorular zordu, ay şöyleydi, ay böyleydi. Lütfen başkalarına kulak tıkayın. Belki bir başkasının dikkat dağınıklığı vardır. Belki konsantrasyon bozukluğu vardır. Belki sınavda yapamadı. Sen kendin aç o soruları değerlendir. Ben sana bu işin uzmanı olarak diyorum ki bu sene TYT soruları harikaydı, 10 numaraydı, seçiciydi. Seçenekler netti. Hatta analizini de yapacağım, atacağım. Mutlaka size yetişecek. Siz sınavdan önce mutlaka bir dinleyin. Tek tek soru soru analizlerini vereceğim. Harika sorularda ben KPSS'de de aynı şekilde bekliyorum. Çünkü geçen sene yine KPSS öyle geldi. DGS öyle geldi. Gayet net geldi. Şimdi öğrenci bana şunu soruyor. Bu nokta çok önemli. Hocam paragraf soru, işte kitap için soruyor. Hocam kitabın seviyesi zor mu? Ortamı kolay mı? Ya bunu bırakın. Bu satış politikası. Tamam mı? Bu işte zoru bilmem neyin nesi falan. Bunlar satış politikası. Biz her zaman bu konuda dürüstüz. Yani o konuda hiç sıkıntı yok. Cüneyt Hocam biliyor. Ben de diyorum ki size ÖSYM formatı. Zoru falan bırakın. Ay bu kitap çok zor diye iyi olacak diye bir şey yok. Kolay diye de iyi olacak diye bir şey yok. Önemli olan ÖSYM formatında olması. Ben sana bir soru yazarım. Kendim bile çözemem. İçinden çıkamayız 15 kişi. Peki Öyle bir şey söyleyeyim daha size. sorayım hocam. Sonra Serkan Hoca'yı da tutmamak için soru yönelteceğim de sonra sana tekrar döneceğim. Sözel mantıkla benzer mi çıkar? Sözel mantıkta özellikle sıralama sorularına özen göstersinler. Sıralama tarzı sorulara. Yani sıralama ve olasılığın bir arada olduğu sorulara özellikle yüklenin. Yine sözel mantıkta sıralama ve olasılıkla ilgili çıkabilecek soru tarzlarını da anlatacağım ben. Yine KPSS'ye yetişecek. Sıralama ve olasılık üzerinde dursunlar ve ön yargılı olmasınlar sözel mantıkta. KPSS'ye girecek öğrenci DGS'nin son 10 yılını, ALES'in son 5 yılını sözel mantık sorularını çözüp kafada oturttuysa olay bitmiştir.
Anladım. Yani TPS'de, DGS'de, ALES'te. çıkmış Bunlar bir soruları soru çok iyi analiz etsinler sorulduğunda diyor. diğer soru çözer. Nasıl Çıkmış hocam? soruları çok iyi analiz etsinler. Kesinlikle. Çıkmış Tamam. soruları çok iyi analiz etsinler. Çıkmış Tamamdır. soruları. Sözel mantıkla ben zaten hiçbir zaman yayın önermiyorum. Hatta ben kendim için de söylüyorum. Lütfen önce şu çıkmış soruları çözün. Ondan sonra beni sorun. Çıkmış sorular sizin ışığınız olsun bu konuda. Tamamdır öğretmenim. Sana tekrar döneceğim Ali Hocam izninle. Serkan abi sendeyiz. Coğrafya. Ya bu coğrafya 18 tane soru geliyor. Ne bu madenlerden çektikleri çocukların ya? Coğrafya nasıl gelir abi? Nasıl çalışılmalı? Son ayı nasıl değerlendirsinler? Abi öncelikli olarak Hali'yi 2012'de tanıdım ben. Hala çok konuşuyordu. Hala çok konuşuyor. Yani insan hiç mi değişmez ve hiç mi yaşlanmaz? Yani bak hala aynı. Hala bende saç gitti. Hani bir şeyler oldu vesairesi ama hala maşallah bunun da formülü versin bence yani. Hani KPSS'yi Bence çok de. rahatlatıyor çünkü KPSS yaşlandıran bir süreç. Onun için bunun da formülü lazım sınavdan sonra en azından. Önce ben bunu söyleyeyim. Kendi branşımla alakalı da şöyle bir şey. Abi madenler bizim başımızın belası ama yine az önce Hali Hocam'ın kurduğu çok güzel bir cümle vardı. Hani benden kaynaklanan bir şey değil. Tamamen tecrübeye dayanarak 2019'da işte Wolfram sorusu vardı tutturdum hala videolarda devam eden. Geçen sene asbest sorusu. Çok böyle kıyıda kalmış sorulardı aslında ama böyle çok anlatılmıyordu. Yani hocam nereden çıkardın bunları? Yaptığım tek şey şuydu. Son 10 yılın şık analizini yapıp o şıklarda bir zamanlar ÖSYM'nin sırf şık olsun diye kullandığı üzerine gittim abi. Yaptığım buydu. Kesin. Daha başka bir şey yok. Yani madenleri, tarım ürünlerini, sanayi tesislerini, turistik yerleri bunları halletmek istiyorsa öğrenci yapacağı tek şey ÖSYM çerçevesinde şık analizi yapmak. Şunu demiyorum. Kalkın hani böyle hepsini böyle didiklik edip şey yapmaya gerek yok. Son 10 yıl. Daha 10 yıldan fazla geriye gitmeden bununla hatta 7 yıl bile yetebilir bununla alakalı ki hani bununla alakalı tahminlerimiz var. Temmuz ayı içerisinde canlı yayınlar yaparken ben de bunu söyleyeceğim. Ama madenler özellikle ekonomik coğrafyayla alakalı belli bir seviyeye ulaşmak istiyorsa öğrenci yapacağı şey şık analizdir. Kaybolmayacak. Hani bizde hep şu var ya komşumuzun bahçesindeki çimenler her zaman daha yeşil gelir. Şimdi bir arkadaşı bir şey çalışıyor, diğer arkadaşı bir şey çalışıyor. Öğrenci şöyle bir algıya düşüyor. Diyor ki, ulan bende de olması lazım o. Ha bir dedik işte hocanın biri işte dolomit dedi. Dolomitle alakalı ben hiçbir şey bilmiyorum. İşte antimon çıktı. Ben onunla alakalı hiçbir şey. Aslında coğrafyanın şöyle bir güzelliği var. Bilinenden bilinmeyene çok rahat ulaşıyoruz. ÖSYM de bunu yapıyor. Yani sen bugün taş kömürü ezberlemişsen, Linyit'i biliyorsan, üzümün yerini biliyorsan, işte bazı belli başlı turistik yerleri biliyorsan, şıkta çok rahat eleme yöntemini kullanabiliyorlar. Arkadaşların en büyük handikapı şu, gerçek sınavda duymadığı, tanımadığı, yabancı gelen bir tabirle karşılaştığında onun hemen bir panik havasında handikap yaratıyor kendine. Bu handikap dahilinde de yapamayacağım olgusu beraberinde daha olumsuz bir durum ortaya çıkıyor ve es geçiyor soruyu. Aslında azıcık düşünse, mesela geçen seneki sorulardan bir de Kozlu sorusu vardı. Taş gömülüyle alakalı bir soruydu. Şimdi Kozlu'yu duymamış öğrenci ama diğer şıklarda verilen Manisa Soma'yı, Tunç Bile'yi, işte Tavşanlı'yı, Elbistan'ı bunları duymuş. Biliyor onlarda Linyit var. Ama Kozlu'yu duymadığı için ulan acaba yanlış mı deyip birazcık böyle bu konuda şey alamıyor, risk alamıyor. Ve ben her zaman şunu söylüyorum, coğrafyada ilk aklına gelen doğrudur. Abi belli başlı şeyleri duyduysan çok bilen daha fazla yanılıyor. Çünkü ulan acaba o muydu, bu muydu deyip böyle eleme yöntemini kullanamıyor. Ama net bir şekilde tak 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 ÖSYM çerçevesinde çalışıp belirli hocaları takip etmiş arkadaşlar çok rahat eleme yöntemini kullanıp duymadığına da yapıştırıp geç çıkıyor. Birazcık böyle coğrafyada cesaretli olmak lazım. Şık değiştirmemek lazım. Ekonomik coğrafyada özellikle de şık analizi yaparak çok rahat sonuca ulaşabilir. Peki Serkan abi şeyi sormak istiyorum. Şimdi sınavda YKS sınavı da oldu. İncelemişsindir. Geçmiş yılları da zaten inceliyorsun. Ya coğrafya zor mu geliyor ya da zor mu gelecek? Yoksa genel geçer bir bağlam mı var? Şimdi bazen Yok. arkadaşlar da şu olabiliyor. Yayınlardan dolayı olabiliyor, farklı bir şeyden olabiliyor. Coğrafya genel geçer. ÖSYM'nin zor sorduğu bir yıl oldu mu? Sesim geliyor mu? Donma mı var? Sanırım Serkan Hocam dondu. Yaşasın. Dondu Serkan Dondu ve Hoca, sesleniyorsun. O zaman Hali yaşasın. Hocam Yaşasın, ben sana sorayım. Hani Serkan Hocam en azından tekrar bağlanacaktır büyük ihtimalle. Bu sene sınava arkadaşların çıkmış sorularıyla hazırlanması gerektiğini sen ifade ettin. Ki bunu da dondu. sıkça söyledin. Şunu sormak isterim. Bu okuduğunu anlama, muhakeme etme, son demlerde arkadaşlardaki en büyük problemlerden biri. Ben de biraz bahsetmek istedim. Şöyle bir şey söylüyorlar işte günlük kitap okumak ve benzeri ve benzeriyle bu
hani sınava kadar çözülür. Bu sınava kadar sadece böyle çözülebilecek bir olay mı? Bunu da sormak isterim. Sınava kadar sadece böyle çözülebilecek bir olay değil. Kitap okumanın her daim faydası var. Günlük okumanın yani devamlılığı olan bir kitap okumanın her daim faydası var. Yani bunu zaten yapmayı bırakmasınlar. Kimse kitap okumayı bırakmasın. Bunun mutlaka ki faydası var. Ama sınava yönelik, özellikle sınava yönelik çalışmada lütfen paragraf soruları üzerinden gitsinler. Ve lütfen şu konuda bir uyarayım paragrafla ilgili. Paragrafı analiz ederken, çıkmış sorular üzerine analiz ederken çeldiricide bir dursunlar. Yani sınav anında çözüyormuş gibi çözsünler. Atıyorum işte A dedi, doğru cevap, tamam. Ama B de olabilir gibi düşündüğü seçeneği şu şekilde bir analiz etsin. Ya ben B diyecektim, A dedim. Ne düşündüm de A dedim. Ne düşündüm de ben kendimi bu B'den kurtardım. Bu noktayı iyi analiz etsinler. Çünkü o zaman ÖSYM'nin kafasını yakalamış olacaklar. Ve analiz ederken şuna dikkat etsinler. Ben zaten hani tek tek kelimeleri veriyorum. Onu ben çıkmış sorular üzerinden veriyorum. Kafama göre vermiyorum. Bir bak bakalım seçeneklere. Yukarıyla yakın anlamlı olan, artı çelişen, seni seçeneğe yönlendiren cümle neydi? Kelime neydi? Bunlara dikkat etsinler. Yine sınavdan önce yapacağım şu çıkmış sorular analizinde mutlaka dinlesinler. Orada daha ayrıntılı uyaracağım. Ama çıkmış sorularda çeldiriciler analiz edilsin. Ama bu sözü Serkan unutmak Hocam yok. hoş Bu geldiniz. arkadaşlara, Türkçe'de büyük söz verdi. Sınavdan önce lütfen bunu istiyoruz. Ben bunu Tabii. hatırlatacağım. Kelime kelime analiz edeceğim TYT 2022. Süper. Serkan abi, internet koptu. Tekrar sana döneyim. Hale hocamız da mutlu oldu. Hazır internet koptu, ben Çok sevindim söze kopunca. gireyim diye. Ama Şimdi hatta hala donuk gibi. yok, şu an ses var değil mi Serkan abi sende? Tüh Ses geldi. yok. Serkan abi de hala ses yok. Ben mi duyamıyorum? Ses yok. Hala ses Donuk. yok. Hala hocam, sana ses geliyor mu Serkan hocadan? Gelmiyor. Bana da ses gelmiyor Bence Serkan hocadan. çıkaralım, gelmiyor. Abi internet bağlantını telefona bağla istersen. Wi-Fi'de mi problem var? Serkan abi bir Ha, tekrar şimdi geldi. çıkıp tekrar girer misin? Hadi hocam, Ben sendeyim. devam edeyim. Sen devam et hocam. Ben devam edeyim. Şimdi dil bilgisiyle ilgili de şöyle uyaracağım. Sakın ha sakın son bir ayda oturup da konu anlatımlı kitaplarda böyle bilgi yanın içinde falan boğulmayın. Zaten dil bilgisiyle ilgili sıkıntınız şu. Terimlerden korkuyorsunuz. Konu anlatımlı kitabı da şöyle bir açınca Allah dünyanın şeyi var gibi geliyor. Uzak dur konu anlatımlı kitaptan. Ben son yıllarda çıkan son 10 yıla göre bir full tekrar çektim. O full tekrarı mutlaka bir izle. Çünkü kısa kısa anlattım. Bilgi yığınından uzak dur. Yani gidip de şunun dıdısının dıdısı neydi? Bunun dıdısının dıdısı neydi? Buna girme çünkü böyle gelmeyecek sorular. Artı sorularda lütfen sınav anında şunu da yap. Yine son uyarılarda söyleyeceğim bunu. Baktın soruya orada bilmediğin terimler var diyelim ki dil bilgisinde. Öyle bir soruyla karşılaştım. Sakın sorudan vazgeçme. Çünkü seni vazgeçirmek için oraya ayrıntılı bilgiler konacak. Ayrıntı gerektiren terimler konacak. O sırada sorudan vazgeçmiyorsun. Uyarıya devam edeceğim de ben bir Serkan hocam gelsin. Serkan Geldi hocam, mi? ses var mı? Serkan abi, ses var mı? Kıyamam Serkan ya. hocam dondu yine galiba. Serkan Gördün hocam, mü? Cüneyt artık Hocam Ali ben hocam ne ikimiz kadar birlikte çok alma konuşmayı dedim. istediyse Serkan abi de yine dondu. Serkan abi arıyordum. Kıyamam. Ali hocam, dil bilgisi diyordun. Dil bilgisiyle ilgili nasıl bir çalışma yürütsünler? Bilgisiyle ilgili yani mesela deneme çözdü. Denemede böyle işte atıyorum ses bilgisiyle ilgili sıkıntısı var. Ses bilgisiyle ilgili şöyle bir konu tekrar yapsın mutlaka. Ama sadece ses bilgisiyle ilgili. Gidip de baştan sona böyle deliler gibi bütün dil bilgisini devirmesin. Şu saatten sonra bunu yapmayın. Zaten çıkmış sorularda TYT, KPSS çıkmış son 10 yılda zaten sen bütün konuları tekrar etmiş olacaksın. Artı soruları da görmüş olacaksın. Oralarda takıldığın noktalarda git bilgiye bak. Bunu öneririm daha çok arkadaşlar. Sanırım bu sefer geldi. Serkan abi, ses var mı? Var var ses Bende var. var mı? Sizde var mı hocam valla? Abi şeyi sormuştum en son. Hoş geldin Bak. tekrardan. Coğrafyada çok zor çıkan bir yıl oldu Eyvallah. mu?
Ben yine şu 2017 yılı en sağlam son zamanlarda gelen sorulardan bir tanesi. 2017 gerçekten böyle bilgi donanımlı olan ve en zor sınavlardan biriydi. Ama bizim genel geçer kapsamda şu var. 18 sorunun %30'u herkesin yapabileceği bir soru tarzı. Diğer %30 orta düzeyli hakkını verenlerin yapabileceği soru tarzı. Diğer %30 gerçekten hakkını verip de yapabilecekleri soru tarzı sadece %10'luk. Yani o da bir ya da iki soruluk. ÖSYM'in ya soru soramadığı, ya doğru dil kullanamadığı, ya müfredatın dışına çıktı. Ya da böyle kıyıda köşede kalmış böyle. Serkan abi de çok donma var değil mi? Serkan abi yani yine dondu Şimdi maalesef, maalesef, maalesef. ben gün O elinde ne meteor yapayım hocam? aslında Kıyamam vallahi gene dondu ya. Tüh. Serkan abi sesin yine gitti, dondu bizde tamamen. Sergun Hoca orada anlatıyor. Evet, tekrar ayrıldı. Hocam Yine sendeyiz. ben. Sonra Serkan abiyi alacağım. Sen son bağla. Türkçenin geneli için. Evet. Paragraf, Evet. sözel mantık, dil bilgisi. Genel bir bağlar mısın? Ben Serkan abiyi tekrar alacağım. Evet. Şöyle bir toparlayalım. Hatta ben toparladıktan sonra hani Serkun Hoca daha rahat bağlanacaksa çıkabilirim. Hani rahatlatacaksa Tamam, Serkun ona Hoca göre benim için. bakacağım. Hocam sana zahmet bir bağlayıver. Tamam. 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 Şimdi şöyle arkadaşlar, son bir ayda ayrıntıya girmiyoruz, yayınlara girmiyoruz. Son 10 yıl TYT, KPSS, DGS ve ALES'i mutlaka çözüyoruz. Çıkmış sorular üzerinde paragrafı analiz ederken A dedim, A evet doğruymuş deyip üstünü çizip geçmiyorsun. Mutlaka bir dikkat et. Sınavda olsam B de der miydim diye seni çeldiren bir şey var mı? Onun üzerinde bir dur. Ne düşündüm de ben buradan kendimi kurtardım üzerinde mutlaka paragrafları analiz et. Çıkmış sorularda. Dil bilgisinde yine son 10 yılları çözerken takıldığın noktalarda, bilgini eksik hissettiğin noktalarda dön, o bilgiyi edin. Art of Full tekrar videosunu mutlaka dinle. Konu anlatımlı kitaptan çalışma sakın şu anda dil bilgisinden. Son 10 yılı erit, takıldığın noktada dön. Sözel mantık. Son 10 yıl KPSS, DGS ve ALES. Son 10 yılları zaten çözerseniz of uçarsınız arkadaşlar. Son 5'er yıl bile yeterli. Sözel mantıkla hiç mi hiç girmiyorsun? Kesinlikle. Ve olasılık ve sıralama soruları üzerinde durun.